Kayseri'nin Koca Sinan ilçesine bağlı Sahabiye mahallesinde perşembe günleri kurulan semt pazarının kurulduğu yer şahıs arazisi olduğu gerekçesiyle kaldırıldı. Buraya dökülen asfaltta itirazlar nedeniyle belediye ekipleri tarafından söküldü. Pazarcılar dün Recep Mamur Camii karşısındaki dar alanda tezgah açmak zorunda kaldı. İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili Kazım Yücel acilen bu sorunun çözülmesi gerektiğini söyleyerek şunları ifade etti. Perşembe pazar diye bildiğimiz Sahabiye bölgesindeki pazar yerimiz kentsel dönüşüme alınan Sahabiye ile birlikte pazar yeri ilkokula dönüştürüldü ve ilkokula dönüştürülünce planlar içerisinde gerçekleşmeyen hala hazırda evlerin olduğu yerde pazar yerleri planlandı. Fakat bunların dönüşümü nereden baksanız bir 25-30-35 yılı bulacak. Bu esnada kaldırılıp da okul yapılan pazar yeri de cadde üzerine konuldu. Esnaf perişan, alışverişe gelen vatandaş perişan. Biz esnafımızı ziyaret ettik. Esnafımıza burada sağlıklı bir ortam olmadığını ve bu konuyla ilgili ne yapmamız gerektiğini sorduğumuzda en azından sesimizi duyurun dediler. Biz de belediye yetkililerine sesimizi duyurduk ve perşembe pazarının bir süre önce konulan, şimdi kaldırılan adliyenin, eski adliyenin ön tarafındaki yerde bir gecekondunun, virane yerin olduğunu gördük ve bunu belediye başkanımız Sayın Memduh Bey'e, Sayın Çolak Bayraktar'a, il başkanlarına bildirdik ve bu bildirimiz karşılık buldu. Buradaki virane ev yıkıldı. Bunun bulunduğu alan planla ne olduğunu bilmemekle birlikte belediye tarafından pazar yerine dönüştürüldü. Esnaf kısmen biraz mutlu da olsa, vatandaş biraz daha böyle münhasır alışverişini rahat yaptığı yerde olsa, bu hafta gördük ki bu pazar yeri de asfaltlanan yerde sökülmeye başlandı. Bununla ilgili gerekçelerini araştırdığımızda bu pazar yerinin sonradan konulup üzerine asfalt yapılan yerin vatandaşlara ait olduğu, bir kısmının yol olduğu ve bununla ilgili mülk sahiplerinin de belediyeye madem asfalt döktün, pazar yaptın, bizim buranın bedellerini öde, yani istimlak bedelini istiyoruz davaları açılınca belediye çok hızlı bir şekilde oraya döktüğü asfaltın bir kısmını yola giden yerlere kaldırmak zorunda kaldı. Dolayısıyla diğer kısmı da kaldırmayacağını zaman içerisinde göreceğiz. Bir muammadır Sahabiye Mahallesi'nde pazar yeri sıkıntısı devam ediyor. Yine bugün gördük ki biz eski cadde üzerine bu pazar yeri kaldırılmış. Bizim önerimiz, teklifimiz şu: Sahabiye bölgesinde pazar yeri bir ihtiyaç, sağlık ocağı bir ihtiyaç, cami, okullar bir ihtiyaç. Bunların, burada yaşayan vatandaşların evler daha yıkılmadan, yapılmadığı için, yeni yapılanlar için hızla hayata geçirilmesi lazım. Üçüncü etap bilemediniz, şu anda ikinci etapın ihaleleri yapılırken pazar yerimizin de acilen planlanıp tesis edilmesi vatandaşımızın en büyük talebi. Yoksa göçebe gibi biraz caddenin üzerinde, sonra bir alan bulduk orada yapalım, o da olmadı, bunu da kaldıracağız, şuraya götüreceğiz. Yani kalıcı, vatandaşın sosyal yaşam içerisindeki sağlık ocağıydı, camiydi, okuldu gibi yerlerin ilk planlamalarda planlanması gerekli. Bununla ilgili bizim bugün itibariyle bu hafta içerisinde vatandaşlarımızdan gelen feryadı biz de sayın başkanlarımıza buradan iletiyoruz. İkinci etapta bilemediniz, üçüncü etapta pazar yerini mutlaka tesis ettirip bu pazar yerini de bir şekliyle vatandaşımızın hizmetine, hem de kaliteli bir pazar yerini şehrin göbeğinde, bu asli görevlerinizden bir tanesi. Vatandaş bunu bekliyor. Bu ifadeyi de biz iletmiş olalım. Biliyorsunuz ki bu anlamda pazar yeridir, başka tesislerdir, sosyal tesislerdir. Yapılırken doğru planlamamız gerekli. Eğer bu doğru planlamazsak vatandaşa göre bir şey yok gibi görülüyor ama vatandaşın ödediği vergilerle siz bugünün çok kıymetli asfaltlarını bir yerlere döküyorsunuz. Olmadı, bu asfaltı söküyorsunuz. Petrolün tavan yaptığı bu günlerde ham maddesi petrol olan bir asfaltın böylesine kısa bir süre için heba edilmesi de bir milli servet kaybıdır.